Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden erbe. Yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunarak insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Siyah askeri bir jip Kuzey Kore'de sınıra doğru hızla ilerliyor. Kontrol noktasına vardığında durmak ve izin belgesi göstermek zorundayken durmuyor. Aksine daha da hızlanıyor. Telsizlerde acil durum alarmı duyuluyor. Gümrük muhafızları araçlarına binerek jipin peşine takılıyorlar. Kovalamaca başlıyor. Tüm kontrol noktalarındaki askerler olaya dahil oluyor. Jip bir süre sonra ağaçların arkasına saklanıyor. Bu sırada tekerleği kopuyor. Adam inerek tüm gücüyle kaçmaya başlıyor. Güney Kore'ye sadece birkaç metre kaldı. Kuzey Kore askerleri adamı vurmaya çalışıyorlar. Yolun karşısına geçse kurtulacak. Ancak vurularak düşüyor. Yine de hayatta kalmayı başarıyor. Kuzey Kore'den kaçmak çok zordur. Sınırlar ülkedeki en yüksek güvenlikli yerlerdir. Bunun dışında bu ülkede liderin insanüstü özelliklere sahip olduğuna ve ülkeden kaçmak isteyenlerin düşüncelerini okuyabildiğine inanılır. Kaçağın geride kalan bütün aile üyeleri çalışma kampına gönderilir. Yine de bir miktar rüşvet ödeyerek ülkeden kaçmanın mümkün olduğuna inanılır. Burası Kuzey Kore. Dünyanın geri kalanından çok farklı bir yer. Otto Frederick Warmbier. Aranızda bu talihsiz gencin hikayesini duyanlar mutlaka vardır. Onu canlı gördüğümüz son fotoğraflarında ve görüntülerinde hep ağlıyordu. Birçoğuna göre bu gencin başına gelenler doğrudan Kim Jong-un despotizminin nasıl bir şey olduğunun en iyi örneğiydi. 1994 doğumlu Warmbier, Cincinnati, Ohio'da büyümüştü. Wyoming Lisesi'nden mezundu. Okulunda oldukça çalışkan ve popüler bir öğrenciydi. Hatta daha sonra girdiği Virginia Üniversitesi'nden ticaret ve ekonomi olarak çift diploma ile mezun olmuştu. Ardından London Ekonomi Okulu'nda eğitimine devam etmişti. Otto diğer kültürlerle çok ilgiliydi. Annesinin ana vatanı olan İsrail'e, Avrupa'ya, Küba'ya ve Ekvador'a gitmişti. Uzak Doğu'yu, özellikle de Kuzey Kore'yi çok merak ediyordu. 2016 başlarında eğitim programını tamamlamak için Hong Kong'a gidecekti. Bu fırsatı kullanarak yılbaşı döneminde Kuzey Kore'yi gezmek istiyordu. Warmbier, 5 günlük bir yeni yıl turu için 10 ABD vatandaşından oluşan bir tur grubuyla Pekin üzerinden Kuzey Kore'ye uçtu. Tur grubu yılbaşı gecesini Pyongyang'daki Kim Il-sung meydanında bir partiyle kutladı ve ardından Yangakdo International Otel'e geri döndü. İşte o gece otelde tartışmalı bir olay yaşandı. Olayın tam olarak ne olduğu o sıralar henüz bilinmiyordu. Gençler otelden çıkıp ülkeden ayrılmak üzere Kuzey Kore Havalimanı'na gidene dek sıra dışı hiçbir şey yaşanmamıştı. Sadece grup üyelerinden Danny Gratton'ın bu geziden pek memnun olmadığı anlaşılıyor. Warmbier'in alınma anını anlatan da o. Olay gençler Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda uçağa binmek üzereyken yaşanmış. Gratton anlatıyor. Tek kelime bile konuşulmadı. İki koruma gelip Otto'nun omzuna vurdular ve alıp götürdüler. Gerildim ve kendi kendime umarım bu ülkede gördüğümüz son şey olur dedim. Meğer ne acı bir ironi yapmışım. Bu Otto'yu fiziksel olarak son görüşümdü. Hiç direnmedi. Korkmuş gibi görünmüyordu. Hatta hafifçe gülümsüyordu. Grubun uçağı terminalden ayrılmak üzereyken bir yetkili uçağa girdi ve Otto çok hasta, hastaneye kaldırıldı dedi. Basında çıkan birkaç haber, Warmbier'in tutuklandıktan sonra öncü rehberle telefonda konuştuğunu söyledi. Ancak bu iddia daha sonra yalanlandı. Otto götürüldükten sonra tur grubunun kalan üyeleri ülkeyi olaysız bir şekilde terk etti. Kuzey Kore Devlet Merkez Haber Ajansı başlangıçta fazla ayrıntıya girmeden Warmbier'in devlete karşı düşmanca eylem nedeniyle gözaltına alındığını belirtti. Ancak 6 hafta boyunca gencin tam olarak ne yaptığını açıklamadılar.
Daha sonra turu organize eden Young Pioneer Tours'un sözcüsü, Reuters'a kaldıkları Yangakdo Oteli'nde bir olay yaşandığını söyledi. 29 Şubat 2016'da düzenlenen basın toplantısında Warren Beer, önceden hazırlanmış bir açıklamayı okudu. Bu açıklamaya göre Yangakdo Oteli'nin ikinci katının tesis dışı alanından eve götürmek üzere bir propaganda posteri çalmaya çalıştığını itiraf etti. Söz konusu poster budur. Üzerinde sadece kendimizi Kim Jong-il'in vatanseverliğiyle donatalım yazıyor. Kuzey Kore liderinin adını veya resmini taşıyan bu tür eşyalara zarar vermek veya çalmak, Kuzey Kore hükümeti tarafından ciddi bir suç olarak kabul edilir. Bu itirafta ayrıca afişi çalmayı memleketindeki Metodist Kilisesi ve katılmak istediği, her ikisi de CIA'ya bağlı olan Virginia Üniversitesi'ndeki gizli bir topluluk ve Z Derneği talimatıyla planladığını söylüyordu. Hem kilise hem de Z Derneği bu iddiayı reddederken, Time dergisi onu fantastik ve asılsız olarak nitelendirdi. Warren Beer aslen Yahudiydi. Kuzey Kore bunu bilmiyordu. Amerikalı arabulucu Mickey Bergman o sıralar yine de gencin ailesine, o henüz Kuzey Kore'de esir iken onun kilise veya Z Derneği ile ilişkisini alenen reddetmemelerini öneriyordu. Bu Kuzey Kore yetkililerini daha fazla kızdırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. New York Times'a göre ise iddiaların gerçeklerle uyuşmayan ayrıntıları onların Kuzey Koreli dedektifler tarafından hazırlandığını gösteriyordu. Warren Beer bu suçtan dolayı 15 yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldı. Hem de 16 Mart 2016'da ABD elçisi Bill Richardson, Warren Beer'in serbest bırakılması için baskı yapmak üzere Birleşmiş Milletler Ofisi'nden iki Kuzey Koreli diplomatla New York'ta görüşmesinden saatler sonra. Warren Beer, Kuzey Kore Ceza Kanunu'nun 60. maddesi uyarınca yıkıcı faaliyetlerle suçlanıyordu. Mahkeme suçu, ABD hükümetinin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasına uygun olarak ülkeye turist olarak girdikten sonra halkının birliğini baltalamak amacıyla işlediğine karar vermişti. Bir saatlik duruşmadan elde edilen kanıtlar onun itirafını, güvenlik kamerası görüntülerini, parmak izlerini ve tanık ifadelerini içeriyordu. Güvenlik kamerası görüntüleri, Kuzey Koreli rehber tarafından Warren Beer olarak tanımlanan bir adamın yalnızca personel alanına girdiğini gösteriyor. 18 Mart'ta ise Kuzey Kore Haber Ajansı, saat 01.57'de kaydedilmiş, bir siluetin bir posteri duvardan çıkarıp yere koyduğunu gösteren çok düşük çözünürlüklü kısa bir video yayınladı. Ancak bir sorun vardı. Bahsi geçen poster ortalıkta yoktu. Warren Beer itirafında onun taşınamayacak kadar büyük olduğunu anladıktan sonra posteri attığını belirtmişti. Bir otel çalışanı ise mahkemeye şunları söyledi. "İşimi bitirdiğimde her şey yolundaydı. Ama döndüğümde birinin sloganı kasıtlı olarak kaldırdığını düşündüm. Bu yüzden zarar görmemesi için güvenliği seferber ettim ve bunu yetkililere bildirdim." İnsan Hakları İzleme Örgütü duruşmayı kanguru mahkemesi olarak adlandırdı ve kararı çirkin ve şok edici olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Tanner, aksini iddia etmesine rağmen Kuzey Kore'nin Amerikan vatandaşlarını siyasi amaçlarla tutukladığının açık olduğunu söylüyordu. Otto'nun ebeveynleri Fred ve Cindy Warren Beer, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yanı sıra ABD ile Kuzey Kore arasında muhatap olarak görev yapan İsveç Büyükelçisi de dahil olmak üzere çok sayıda Obama yönetim yetkilisiyle bir araya geldi. 13 Haziran 2017'de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin Warren Beer'i serbest bıraktığını duyurdu. Tillerson ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Warren Beer'in serbest bırakılmasını sağladığını ve Dışişleri Bakanlığı'nın gözaltına alınan diğer 3 Amerikalıyı Kuzey Kore ile görüşmeye devam edeceğini söyledi. Mahkum edilmesinden çok kısa süre sonra, 2016 yılı Mart ayında Warren Beer bugün hala bilinmeyen bir nedenden dolayı beynine ağır bir hasar aldı ve komaya girdi. Kuzey Koreli yetkililer onun bu halini Haziran 2017'ye dek açıklamadılar. 2017 Haziran'ında ise gencin botulizm yani gıda zehirlenmesi ve uyku hapları nedeniyle komaya girdiğini açıkladılar. Haziran ayı içinde Otto ABD'ye iade edildi. Ülkesine girdiğinde işte bu haldeydi. 13 Haziran 2017'de Ohio Cincinnati'ye getirildi. Derhal değerlendirme ve tedavi için Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'ne götürüldü. Doktorlar gencin komaya girmesine neyin neden olduğunu ve iyileşme belirtileri olup olmadığını belirlemeye çalıştılar.
Warren bir Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra bilincini asla geri kazanamadığı için itirafının kendisine zorla yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Ancak çeşitli gözlemciler açıkça baskı altında olduğunu belirttiler. Çünkü benzer durumlarda eski Kuzey Koreli mahkumlar serbest bırakıldıktan sonra baskı altında olduklarını belirterek itiraflarını geri almışlardı. Kısa süre sonra gencin yaygın olarak tepki vermeyen uyanıklık hali diye bilinen kalıcı bitkisel hayata girdiğini belirttiler. Yani kendi başına nefes alabilir ve gözlerini kırpabilirdi. Ancak bunun dışında hiçbir farkındalık belirtisi gösteremezdi. Ne çevrede olup biteni ne de konuşulanları anlayabilirdi. Warren 1'i Amerika Birleşik Devletleri'ne getiren ekibin bir parçası olan tıbbi direktör Michael Flukiger, Warren 1'in Pyongyang'daki bir hastanede iyi bir tıbbi müdahale gördüğünü söyledi. Serbest bırakıldığı sırada Kuzey Koreliler beyin hasarını gösteren, Nisan ve Temmuz 2016 tarihli iki beyin MR'ı taramasını içeren bir disk sağladılar. Beyin taramaları Warren 1'in beyninin tamamında beyin dokusunun ciddi şekilde kaybedildiğini gösteriyordu. Bu genelde beyne oksijen akışı kesintiye uğradığında gerçekleşir. Yani gencin kalbi bir süreliğine durmuş olmalıydı. Üstelik analizlerde gıda zehirlenmesine dair hiçbir bulguya rastlanmamıştı. Doktorlar fiziksel taciz veya işkenceye dair de hiçbir kanıt bulamadılar. Warren 1'in boyun ve kafa taramaları travmatik beyin hasarı dışında normaldi. Warren 1'in babası 15 Haziran'da bir basın toplantısı düzenledi. Ancak bir muhabirin nörolojik hasarın saldırı veya işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusundaki sorusuna cevap vermeyi reddederek buna doktorların karar vereceğini söyledi. Aile, Kuzey Korelilerin onlara söylediği hiçbir şeye inanmadığını belirtti. Oğullarının durumuyla ilgili olarak Kuzey Korelilere öfkelerini dile getirdiler. Hiçbir medeni ulusun onun durumunu gizli tutmak ve onu bu kadar uzun süre birinci sınıf tıbbi müdahaleden mahrum etmek için bir mazereti olamaz. Haziran 2017'de ailesi Otto'nun beslenme tüpünün kapatılmasını istedi. 17 Haziran 2017 saat 14:20'de Otto Warren 1 hastanede 22 yaşında vefat etti. Warren 1'in cenazesi 22 Haziran 2017'de Wyoming Lisesi'nde gerçekleştirildi. 2500'den fazla insan katıldı. Ohio Glendale'daki Oak Milli Mezarlığı'na defnedildi ve öğrenciler liseden mezarlığa giden 5 kilometrelik cenaze alayı güzergahındaki her bir ağaca ve direğe kurdele bağladılar. Kuzey Kore'nin tarihi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak Kore'nin Japonya'dan kurtuluşundan kısa bir süre sonra başlıyor. Genç Kim Il-sung, Kore'yi Japonya'dan kurtarmak için 1925'te ailesiyle birlikte Çin'e gitti. O sıralar Çin'de Japonya karşıtı güçler konuşlandırılmaktaydı. Bu güçler Çinliler, Koreliler ve ardından Sovyetler Birliği tarafından destekleniyordu. Kuzeydoğu Çin'de Koreli gerilla grupları kuruldu. Ebedi Başkan Kim Il-sung, 1937'de Ponchoboy'u ele geçiren ve şu anda Kuzey Kore'de büyük bir zafer olarak kabul edilen Kore Halk Devrim Ordusu'nu kurdu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'nın teslim olmasıyla Kore Yarımadası 38. paralel boyunca iki bölgeye ayrıldı. Kuzey kısmı Sovyetler Birliği'nin kontrolünde ve lider Kim Il-sung'un önderliğinde, güney kısmı ise ABD kontrolündeydi. 1948'de iki farklı hükümet kuruldu. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore Cumhuriyeti. Aynı yıl birkaç ay sonra Sovyet birlikleri Kuzey Kore'den tamamen geri çekildi. Çok geçmeden çok farklı siyasi ideolojilere sahip iki Kore arasında sular ısınmaya başladı. 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı patlak verdi. Bu sırada Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Türkiye'de savaşa asker gönderdi. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 as subay, 4414 erbaş ve er olmak üzere 5090 kişilik 1. Türk Tugayı 17 Eylül 1950'de İskenderun Limanı'ndan hareket ederek 12 Kasım 1950'de öncü takım Busan Limanı'na ulaştı ve 17 Ekim'de ana birliği de Busan'dan karaya çıktı. Kuzey Kore takviminde çok önemli bir tarih olan 27 Temmuz 1953'te barış antlaşması değil aslında bir ateşkes imzalandı.
Ama bu şu anda bir zafer günü gibi kutlanır. Büyük danslarla veya hava izin verdiği sürece parklarda ve pikniklerle. Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi. 175'i kayboldu. 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Böylelikle Türkiye %22'lik zayiat oranına ulaştı ve bu bakımdan ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu savaşın 3 yılında yarımada tamamen harap oldu. 3 milyondan fazla insan öldü. Yarımada 38. paralelin güneyinde kapitalist güney ve komünist kuzey ile bölünmüş olarak kaldı. ABD 38. paraleli geçmeyi başardı. Savaşı Çin sınırına getirmek isteyen General MacArthur'un komutasındaki ABD ve Birleşmiş Milletler güçleri sınır çizgisini geçerek Pyongyang'a savaş ilan etti. Çinli askerler karşılık verdi. Ancak ABD Çin sınırına doğru devam etti. Kuzey Kore ABD birlikleri tarafından ağır bir şekilde bombalandı. Kısa süre sonra sadece Kuzey Kore güçlerine karşı değil, aynı zamanda 300 bin Çinli askere karşı da savaştıklarını gördüler. Kuzey Kore ve Çin güçleri ABD ve Birleşmiş Milletler güçlerini güneye doğru itti. Kore Savaşı'nın sona ermesinden bir yıl sonra, Temmuz 1957'de her iki tarafın askeri birliğinin kısa vadede imkansız olduğunun netleşmesiyle barış görüşmeleri başladı. Bu müzakereler savaşın devam ettiği dönemde iki yıl sürmüş, ölen ve yaralanan asker ve sivillerin sayısı artmaya devam etmiştir. Batı'da Kore Savaşı 20. yüzyılın en büyük silahlı çatışmalarından biri olduğu için bazen unutulmuş savaş olarak anılır. Diğer savaşlardan çok daha az ilgi görür. Kuzey Kore'de buna ana vatanın kurtuluşu için muzaffer savaş denir ve ABD saldırganlarına karşı büyük bir ulusal başarı olarak kabul edilir. Güney Kore'de bu trajediyi hatırlayan birkaç müze var. Örneğin Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nın bulunduğu Busan'da. Kuzey Kore'de ise bu savaşın resmi versiyonunu anlatan Zafer Ana Vatan Kurtuluş Müzesi var. Çin'in Kuzey Kore sınırında da Dandong Amerikan Saldırganlığı Müzesi gibi çatışmayı anlatan müzeler var. Pekin'deki Savaş Müzesi'nde de o sırada ele geçirilen birkaç Amerikan tankı var. Savaştan sonra Kuzey Kore, ülkenin toparlanmasını hızlandırmak için Cholima politikasını uyguladı. Diğer ülkeler bir adım öne çıkarsa Kuzey Korelilerden 10 adım ileri gitmeleri istendi ve böylece ülke sıfırdan yeniden inşa edildi. 1970'lerin başına kadar güneydeki muadilinden ekonomik olarak üstündü. Başkan Kim Il-sung, Kuzey Kore'nin kendine güvenmenin önemini ve kaderinin merkezi olarak bireyin önemini vurgulayan, kendi düşünce tarzı olan Yuchi'yi geliştirdi. Bu fikir, Kuzey Kore'nin komünist devletlerle, yani Sovyetler Birliği ve Çin ile dostane ilişkiler sürdürdüğü, ancak onları her zaman belirli bir mesafede tuttuğu Kuzey Kore'nin dış politikasına da yansıdı. Böylece Kuzey Kore hiçbir zaman Sovyetler Birliği'nin bir uydusu olmadı ve Çin ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimler sırasında her iki ülkeyle dostane ilişkiler yürüttü. Başkan Kim Il-sung, büyük lider olarak adlandırıldı ve 1994'teki ölümünden sonra Kuzey Kore'nin ebedi başkanı olarak atandı. Anıtları, heykelleri ve portreleri Kuzey Kore'de hala mevcuttur. 1970'lerde Başkan Kim Jong-il, Kuzey Kore'nin iç siyasetinde ve propagandasında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladı. Kuzey Kore'de insan hakları durumunu değerlendirmek, ülkenin dışa kapalı doğası nedeniyle zordur. Hükümet yabancıların ülkeye girişini sınırlandırmıştır. Buna rağmen Kuzey Kore her yıl 1500 kadarı batılı ülkelerden olmak üzere 300 bin turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu turistlerin çok küçük bir bölümü Pyongyang'ı ziyaret eder. Stratejik açıdan önemli olan Kuzey Kore otoritelerinin resmi bildirilerine göre yabancılara sadece ülkenin belli bölgeleri için izin verilir. Kuzey Kore hükümetinin resmi açıklamalarına göre ülkede insan hakkı ihlali yaşanmamaktadır ve ülkedeki sosyalist sistem dolayısıyla insanlar özgürce seçimlerini yapıp maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Doğu bloğunun dağılmasıyla birlikte Kuzey Kore en önemli ticaret ortağını kaybetti.
Özellikle 1998-1999 yılları arasında yaşanan kıtlık sırasında dış ticaret 1990 yılına göre %40 azalma gösterdi. Sovyetler Birliği ile Kuzey Kore arasındaki ticaret 1988-1992 yılları arasında yarı yarıya düşmüş, 1991 yılında ise deniz yoluyla yürütülen petrol nakliyatında kesintiye gidilmiştir. Halkın büyük bir bölümü ateisttir. Ancak bununla birlikte Budist inancı da yaygındır. Ayrıca çoğunluğunu protestanların oluşturduğu Hristiyanlar da vardır. Yani herhangi bir dine inanabilirsiniz. Ancak propagandasını yapmaya kalkarsanız sonunuz çalışma kampında ölmek olur. Bu kampların ne tür yerler olduğunu az ileride anlatacağım. Bu ülkeye girmek gibi bu ülkeden çıkmak da çok zordur. Evet, belirli nedenleriniz varsa ülkeden çıkabilirsiniz. Mesela Çin'de akrabalarınız varsa ve bu Kuzey Kore Devleti tarafından doğrulanmışsa. Sadece bu da değil, Kuzey Kore'ye özgü bir tür sicil kaydı olan Songbun'unuzun yüksek olması gerekiyor. Songbun, tüm Kuzey Kore vatandaşları için 17 yaşlarından itibaren düzenlenen bir tür dosyadır. Kökeninizle birlikte tüm faaliyetleriniz buraya işlenir ve bu belge 2 yılda bir yenilenir. Kuzey Kore'de kimi bebekler ebeveynleri dolayısıyla artık belirli bir Songbun'la doğabiliyorlar. Eğer ebeveynleri arasında hükümet karşıtları olmuşsa, bebek dünyaya şüpheli veya müstakbel düşman olarak gelir. Songbun'larına göre Kuzey Kore nüfusu 3 kısma ayrılır. 1. Temel kitle, 2. Şüpheliler, 3. Düşmanlar. Hatta bir Rus kaynağın yazdığına göre, Kuzey Kore eski liderlerinden Kim Il-sung'a göre o dönemde ülkesinin %25'i temel dedikleri temiz kitle, %55'i şüpheliler, %20'si ise düşmanlardan ibaretti. Bütün bunlar insanların bütün hayatını ve geleceğini belirliyor. Hangi üniversitelere gidebileceklerini, ne tür işlerde çalışacaklarını, ne kadar para kazanacaklarını ve nerelerde yaşayabileceklerini. Örneğin başkentte herkes yaşayamaz. Birleşmiş Milletler verilerine göre Kuzey Kore'de hapiste veya çalışma kamplarındaki toplam mahkum sayısı 200 bindir. Bu rakamın ne kadar yüksek olduğunu anlamak için Türkiye ile kıyaslayabiliriz. Cezaevlerindeki yoğunluk bakımından Avrupa'da birinci sırada olan Türkiye'nin nüfusu 2020 itibariyle yaklaşık 85 milyon, cezaevlerindeki toplam insan sayısı ise 297 bindir. Yine 2021 itibariyle 25.7 milyon nüfusa sahip Kuzey Kore'de 200 bin kişinin hapiste olması gerçekten de korkunç bir rakamdır. Çin ve Kuzey Kore arasında seyahat eden trenlerde dahi iki ülke vatandaşları Kuzey Kore tarafından tam bir izolasyon halinde tutulur. Kapılarda çıkış yasaktır yazar. Tabii yabancılar bundan muaftır. Eğer bir trenle ülkeye giriyorsanız, ülkeye girmeden önce yanınızdaki bazı ürünlerin etiketlerinin sökülmesi istenir. Çünkü onlar düşman ülkeye aittir. ABD nefreti Kuzey Kore resmi ideolojisinin adeta ana yakıtı gibidir. Sınır bölgelerinde çekim yapmak kesinlikle yasaktır. Ancak birçok turist gizli kameralarla ve fotoğraf makineleriyle bu görüntüleri almayı başarmıştır. Ülkeye giriş sırasında üzerinizdeki bütün elektronik eşyaları formlarda belirtmek zorundasınız. Ülkeden çıktığınızda bu formda yazdıklarınız tekrar kontrol edilir. Eksik veya fazlalık varsa başınız büyük derde girer. Uçaktan veya trenden iner inmez, rehberler güvenlik sebebiyle pasaportlara ve ayrı birer kağıda basılan vizelere el koyarlar. Ülkede ise bunlarsız dolaşmak yasaktır. Özetle rehbersiz dolaşmak imkansız hale geliyor. Otobüsle şehre doğru yola çıkar çıkmaz uyarılar başlar. Asker fotoğrafı çekmek, üzerlerinde liderlerin fotoğrafları olan gazeteleri katlamak, liderlerin heykellerini veya resimlerini işaret parmağıyla göstermek yasak. Liderlerin heykel ya da portrelerinin fotoğraflarını tamamını içine alacak şekilde çekmeye izin verilir. Ülkelerinde liderlere saygısızlık dışında asla yasakların olmadığını iddia eden bu insanlar, şehirde normal insanları fotoğraflamaya da müsaade etmiyorlar. Bunun nedeni ise yasak olması değil, sözüm ona insanları rahatsız etmemektir. Türk gazeteci Ece Göksedef, 14 günlük Kuzey Kore gezisinden sonra yazdığı yazısında şu satırlara yer vermişti. 14 günlük gezi boyunca girip çıkacağımız yerler, tuvalet molasından lokantalara, kahve içeceğimiz alanlardan yürüyebileceğimiz sokaklara kadar her yer önceden belliydi. Planın dışına çıkmak mümkün değildi. Ancak biz bu kuralı iki kere delebildik.
9 kişilik Türk turist ekibinden biri şehirler arası bir yolda acil tuvalet ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu arada bütün rehberlerin ismi ya Kim ya da Lee'dir. Ya da kendilerini öyle tanıtıyorlar. Önce bu talep reddedilse de kadının çaresizliği karşısında otobüs yol kenarında derme çatma tuvaletlerin olduğu bir yerde durmak zorunda kaldı. Talepte bulunan arkadaşımız hızla otobüsten indiğinde Lee'nin koşarak peşinden gitmesi, tuvaletin kapısında kıpırdamadan beklemesi ve o sırada Lee'nin de otobüste bizimle kalan Kim'in de yaşadığı tedirginlik unutamayacağım bir Kuzey Kore anısı oldu. İkincisi ise başkent caddelerinde dolanan çiçeklerle süslenmiş tramvaylara binmek istediğimizde oldu. Tramvay talebi ilk itirazın ardından bir olasılığa dönüştü. Bunun nasıl olduğunu tramvayın ilk durağına gidip tek bir insan olmadığını gördüğümüzde anladık. Normalde uzun bir sıranın olduğu koskoca alan bomboştu. Elbette ki bindiğimiz tramvayda da vatman ve iki güvenlik görevlisinin dışında kimse yoktu. Ülke inanılmaz bir propaganda ile yönetilmektedir. Mesela Kuzey Kore'de anlatıldığına göre Güney Kore o denli fakir bir ülke ki çocuklar okul masraflarını karşılamak için kanlarını satmaktalar. Üstelik okuldan sonra da para karşılığında Amerikalıların ayakkabılarını temizliyorlar. Bu ülke her an taarruz halindedir. Örneğin sınır bölgelerindeki önemli yollarda böyle taş bloklar görebilirsiniz. Bunlar gerekli durumda patlatılarak yolları kapatması için dikilmişler. Şu anda izlediğiniz görüntülerden dolayı bir insan ajanlıkla suçlanarak hapsedilebilir ve oradan sağ çıkmayabilir. Şehir dışındaki görüntüler ülke insanının halini çok iyi özetliyor. Başıboş beslenen hayvanlar, kokmuş bir su birikintisi içinde balık tutmaya çalışan insanlar, kirli akıntılarda yüzen, inşaat kumlarının içinde oynayan çocuklar. Ancak bu insanlar parti propagandası yüzünden bir savaş kazandıklarına ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduklarına inandırılmışlar. Onlara göre Kuzey veya Güney Kore'de yoktur. Bu yabancıların uydurmasıdır. Karşıdaki Kore'de onlara aittir. Sadece geçici bir süreliğine Amerikalıların egemenliğine girmiştir. Ülkedeki benzin kıtlığı yüzünden tüm bu temizlik çalışmaları elle yapılmaktadır ve ülkenin yarısına yakını elektriksiz yaşıyor. İşte dünyanın bu güçlü ülkesinin uzaydan gece görünümü böyledir. Başkentte dahi geceleri birçok bölgede elektrikler kapatılır. Yani otellerde bazen asansörde kalabilirsiniz. Bu nedenle de dairelerin çoğunda güneş enerjisi panelleri var. Trenleri bile böyle çalıştırmak zorunda kalmışlar. Bu arada gördüğünüz bu trenler hala kullanılmaktadır. Çin sınırındaki insanların durumu içler acısıdır. Burada aynı çatı altında birkaç aile yaşıyor. Aynı yapının üzerindeki bu farklı çatılardan ailelerin durumunu tahmin edebilirsiniz. Kimisi kiremit bulmuş, kimisi sadece sacla kapatmış. Her evin önünde odun yığınları var. Bazı evler tamamen suntalardan yapılmış. Asfalt yok, su tesisatı yok, elbiseler bu kirli çayda yıkanıyor. Çoğunlukla insanlar da burada yıkanıyorlar. Hatta odunla çalışan arabalar var. Bu görüntüyü 2014 yılında bir Associated Press muhabiri kaydetmiştir. Başkentteki Kuzey Koreliler işten sonra asfalta oturarak kağıt oynamayı severler. Genel olarak yabancıların görüntü alabilecekleri yerler bellidir. Bu bölgelerin dışında çekim yaparken yakalanırsanız ajanlıktan yargılanabiliyorsunuz. Burası Pyongyang'ın merkezi caddelerinden biridir. Ülkenin en gösterişli yeri burası. Haliyle burada çekim yapabiliyorsunuz. Turistlere anlatıldığına göre bu güzel binalarda üniversite çalışanlarına ve profesörlere bedava daireler verilmektedir. Ancak bu tartışmalı bir konudur ve binalardaki dairelerin çoğu tamamen kapalıdır. Açık kısımlarının ise boş olduğu izlenimi uyanmaktadır. Balkonlarda yaşam belirtisi yok. Okullarda temizliği öğrenciler yapıyor. Bu da yabancılardan saklanan bir gerçektir. Okul girişlerinde giriş çıkışları kontrol eden ve gecikenleri kaydeden özel bir görevli vardır. İşte turistlerin getirildiği okul. Oldukça ihtişamlı bir bina, içinde özenle seçilmiş güzel giyimli öğrenciler. İçeride yabancıları karşılayan özel müzik grupları da var. Ancak hiçbirisi aslında ne çalıyor ne de söylüyor. Her şey sadece göstermelik.
Bu bir playback. İşte ses buradan geliyor. Bir düşman marka daha. Göstermelik bir sınıf. Her şey yepyeni. Öğrenciler modern laptoplarda sözde ders alıyorlar. Ama nedense işletim sistemleri Windows. Hem de 1995. Bazı fareler takılmamış bile. Bu arada Kuzey Kore'nin kendi işletim sistemi de var. Adı Kızıl Yıldız. Ancak internet ciddi denetim altındadır. Herkes internete giremez. Birine Outlook e-mail yollamak için önce bir form doldurmanız ve oraya kişisel bilgilerinizi ve amacınızı yazmanız gerekiyor. Ondan sonra görevli modemi açıyor. Bütün telefonlarda özel bir uygulama var. Bu uygulama aracılığıyla devlet organlarından sürekli bildirimler geliyor. Sadece bu da değil. Örneğin insanların dolaştığı trafiğe kapalı caddelerde, araçların üzerinde ve tüm parklarda gün boyu parti propaganda konuşmalarının yapıldığı megafonlar var. Kuzey Kore hükümetine göre bunun nedeni halkla devletin ilişkisinin kopmamasıdır. Haberler tabii ki halkın bilmesi gerektiği kadardır. Bunlar genelde sadece Kuzey Kore ile ilgili haberlerdir ve bu haberleri normal bir sesle okuyamazsınız. Coşkulu olmak zorundasınız. İşte böyle. 총리하는 최고 령도자 동지와 도널드 제이 트럼프 미 합중국 대통령 사이의 역사적인 첫 상봉과 회담. Ülkede bu tür gösterilere akıl almaz paralar harcanıyor. Bunlar hükümet için son derece önemlidir. Size eğlenceli görünebilir ama bu bazen saatlerce süren müthiş bir beyin yıkama yöntemidir. Söylenen şarkılar ülkenin büyük gücünden, istediği ülkeyi yok edecek nükleer bombalardan, liderin halkını ne kadar çok sevdiğinden, onu memnun etmenin, çok çalışmanın güzel bir gelecek, bolluk getireceğinden bahseder. Ülkede 3 çeşit araba plakası var. Şirketlere kayıtlı olanlar, devlete kayıtlı olanlar ve askerlere kayıtlı olanlar. Bu şu anlama geliyor, sıradan insanlar otomobil satın alamıyor. Nadir durumlar haricinde. Ünlü bir sanatçı olursanız ya da öncü bir emekçiyseniz devlet size bir araç hediye ediyor. Diğer ülkelerden farklı olarak trafikte öncelik araçlarındır. Tuhaf bir şekilde yaya geçitleri var ama orada da yayalar araçlara yol veriyor. Başkent dışında pek araba göremezsiniz. Sağda solda ise öküz veya at arabaları görünür. Ama devlet bu durumu da kendi lehine güzel bir propagandaya çevirmiş. Ülkede herkes otomobil alamıyor çünkü fazla araç havayı kirletir. Yüce lider halkın sağlığını düşünüyor. Yine yabancılara gösterilen marketlerden biri. İçeride çekim yapmak yasak. Bakalım Kuzey Koreliler ne tür gıda ürünleri tüketiyorlar. Marketlerde süt çok pahalı çünkü ülkede inek çok az. Köylüler genelde tarlalarını sürmek için öküz besliyorlar. Bu nedenle de her şey süt tozuyla yapılıyor. Onun da gerçekte süt olmadığı çok açık. Bu tür tozlardan yapılan bir Kuzey Kore dondurmasının tadı ve kokusu alışkın olmayana tuhaf geliyor. Bir turiste göre oldukça az şekerli olan bu dondurmalardan biri tıpkı kireç veya tahta gibi kokuyor. Nadiren de olsa bu markette yabancı ürünlere rastlanıyor. Ama onlar buradaki en pahalı ürünler. Çünkü burada yalnızca yabancılar ve üst düzey devlet memurları alışveriş yapabiliyor. Ancak bazı ürünleri yabancılara satmıyorlar. Okul için üretilmiş not defterleri gibi. Örneğin bu Nescafe 97.600 won, yani 13 dolar. Burada gördüğünüz yeşil çay 20 dolar. Bu arada Kuzey Kore'de ortalama aylık, tabii Kuzey Kore yetkililerinin iddiasına göre 50 dolardır. Kuzey Kore'den kaçan mültecilere göre ise 5 dolar. Kola, Fanta, Sprite gibi yabancı içecekler yasak ancak onların yerli muadilleri var. Gezisinden alıntılar yaptığımız Rus turistin tabiriyle eğer yerli içeceklerden alacaksanız tat ve koku reseptörlerinizi önceden uyarınız. Yerli kolalardan birini tadan Rus turist tadının kola ile makine yağı arası bir şey olduğunu söylüyor. Bu ise yerlilerin alışveriş yapabildiği marketlerden biri. Sıradan bir apartman girişine benziyor. En temel ihtiyaç ürünleri, mesela ekmek, yağ, un, sabun, iç çamaşırı gibi şeyler devletin insanlara verdiği belgelerde görünen miktarlara dek ücretsizdir. Daha fazlası ücrete tabidir. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra desteksiz kalan Kuzey Kore, biraz da kötü ekonomi yönetimi sebebiyle büyük maddi sıkıntılar çekmeye başlamıştır.
Bunun üzerine kuraklıklar ve 1995 yılındaki korkunç sel olayları da eklenince, ki bu sel tarım alanlarının %30'unu yok etmiştir, ülkede kıtlık ve açlık boy göstermeye başladı. İnsanlar farelere kadar yakalayabildikleri her şeyi yediler. Bu sırada yamyamlık vakalarına da rastlandı. Sokaklar, caddeler cesetlerle doldu. Kuzey Kore kaynaklarına göre 10 bin insan yaşamını yitirdi. Yabancı kaynaklara göre ise bu rakam 1 ila 3 milyon arasındadır. Ülkeden kaçma girişimleri zirve yaptı. Kuzey Kore ordusu bunu en sert yöntemlerle önlemeye çalıştı. Yakalananları herkesin gözü önünde kurşuna dizdiler ya da astılar. İnsanlarda korku yaratmak için bunu çocuklara dahi zorla izlettiler. Lee Hen-so o dönemlerde ülkeden kaçmayı başaran nadir insanlardan biridir. Daha sonra yaşadıklarıyla ilgili yazdığı kitaplar dünyada 20'den fazla dile çevrildi. Bunlardan en ünlüsü 7 ismi olan kız adlı kitabıdır. Lee, Şubat 2013'te TED'de yaptığı konuşmasında şunları söyledi. "Küçükken ülkemin gezegendeki en iyi ülke olduğunu sanırdım. Çok gururluydum. Bana göre Kuzey Kore'de her şey çok normaldi. Ta ki 7 yaşımdayken canlı bir infaza şahit olana dek." Aslında varlıklı bir ailenin kızı olan Lee, 1990'larda çok fazla açlığa ve ölüme tanık oldu. Hiç unutamadığı şeylerden biri de Güney Kore'ye kaçmalarından sonra annesinin iş arkadaşının kız kardeşinden gelen ve şu sözlerle başlayan mektuptu. "Siz bu mektubu okumaya başladığınızda ailemizin 5 ferdi artık hayatta olmayacak. Çünkü 2 haftadır hiçbir şey yemedik. Zeminde yatıyoruz. Bedenlerimiz o kadar zayıf ki artık ölmeye hazırız." Daha sonra Lee bir tren istasyonunda yine hafızasına kazınan acı bir manzarayla karşılaştı. Bir kadın yerde yatıyordu. Görünüşe göre ölmüştü. Kollarındaki aç çocuğu ise kadının yüzüne baka kalmıştı. Herkes can derdinde olduğundan kimse onlara yardım etmedi. Lee ülkeden kaçmayı başardıktan sonra büyük zorluklar ve ölüm tehlikesini de göze alarak ailesini de kurtarmayı başardı. Bugünkü o akıl almaz sert kanunların çoğu o zamanlardan beri hala uygulanmaktadır. Siyasi mahkumlar tarihsel olarak hüküm giymiş bir siyasi suçlunun yakın ailesinin de siyasi suçlular olarak muamele gördüğü ve gözaltında tutulduğu aile sorumluluğu ilkesine tabi olmuştur. Ancak o sıralar yükselişe geçen kara borsa ürünleri ilginç bir şekilde halkın aydınlanmasında rol oynamıştır. İnsanlar hayatta kalmak için neredeyse her şeyi satmaya başlayınca araya devletin yasakladığı birçok ürün de girmiş. 2007 yılında ülkeden kaçmayı başaran bu kızın anlattığına göre özellikle o dönem sonrası gençlik daha farklı görüşe sahip. 21 yaşındaki bu kız ülkesinde kendi kuşağına kara borsa kuşağı dendiğini anlatıyor. Bu özel piyasa insanlara sadece yiyecek ve giyecek değil, aynı zamanda CD'ler ve DVD'ler aracılığıyla bütün dünyaya erişim sağladı. Kara borsa o zamandan beri yeraltı faaliyetine devam etti. Gençler Titanic gibi filmleri izlemeye başladı. İçi Wikipedia sayfalarıyla dolu flash bellekler elde etti. Önceleri suç ortaklığı adı altında sanıklarla bağlantılı 3 kuşak aile üyesi de aynı siyasi esir kampına gönderilirdi. Ancak bu kanun 1994'ten beri uygulanmamaktadır. Siyasi suçlarla itham edilen veya siyasi olarak güvenilmez olduğu tespit edilen kişilerin tutulduğu gözaltı kampları Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından işletilmektedir. Mülteci raporları ayrıca herhangi bir dini faaliyetin yasa dışı olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bu suçu işleyenler genellikle tutuklanır ve siyasi esir kamplarına gönderilir. Kuzey Kore'de siyasi suçlar sınırı geçmekten siyasi düzenin ihlaline kadar çok çeşitlidir ve çok ağır şekilde cezalandırılır. Açlık ve işkenceyle birlikte korkunç hapishane koşulları nedeniyle mahpusların büyük bir kısmı hüküm giyecek kadar dahi yaşayamamaktadır. Yaklaşık 1/3 birinin çocuk olduğu ve insanların köle olarak çalıştırıldığı, işkence gördüğü, tecavüze uğradığı siyasi mahkumlar kamplarında 120 bin mahkum olduğu tahmin ediliyor. Uydu görüntüleri ve hapishane gardiyanları da dahil olmak üzere sığınmacıların ifadeleri bu insan hakları ihlallerinin azalmadan devam ettiğini gösteriyor. Kuzey Kore'den kaçan eski gardiyanlara göre Kim ailesinin rejiminin çökmesi veya Kuzey Kore'de başka bir kriz durumunda tüm siyasi mahkumları öldürmeleri emredildi. Yani yaklaşık 120 bin insanı. Toplama kampları Kuzey Kore'nin orta ve kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır.
gözlerden uzak dağ vadilerinde dış dünyadan tamamen izole edilmiş birçok işçi kolonisinden oluşurlar. Yiyecek normları çok düşüktür. Bu nedenle mahkumlar sürekli açlığın eşiğindedir. Bu sıkı çalışma ile birleştiğinde çok sayıda mahkumun ölümüyle sonuçlanır. Mahkumların tahminen %40'ı yetersiz beslenmeden ölüyor. Ayrıca birçok mahkum endüstriyel kazalar, soğuk ısırması veya işkence sonucu sakat kalmaktadır. Kamplarda çok sert bir ceza rejimi var. Çok yavaş çalışan veya emirlere uymayan mahkumlar dövülüyor veya işkence görüyor. Yiyecek hırsızlığı veya kaçmaya teşebbüs edilmesi durumunda mahkumlar alenen idam edilir. 1987 yılında Onsong esir kampında çıkan bir isyan korkunç bir katliamla bastırıldı. Bu sırada yaklaşık 5000 insan yaşamını yitirdi. Bugün Kuzey Kore'de boyutları uydu görüntülerinden belirlenen 6 siyasi esir kampı bulunmaktadır. Kampların çoğu eski mahkumların ifadeleriyle belgelenmiştir ve hepsinin koordinatları ve uydu görüntüleri mevcuttur. Kadın bir siyasi mültecinin anlattığına göre, uğradığı tecavüz sonucu 5 aylık hamileyken kampta kendisine kürtaj yapıldı. Bu sırada muhafızlardan biri onun karnını vahşice tekmelemeye başladı. Kadın sonunda bilincini kaybetti. Kendine geldiğinde artık başka bir kamptaydı ve bebeği yoktu. Uluslararası Af Örgütü kampların hava fotoğraflarını analiz etti ve onlardan birinin Washington DC'nin 3 katı büyüklüğünde olduğunu ve 20 bin mahkumu tuttuğunu bildirdi. Eski yetkililerden birinin anlattığına göre tutuklular kendi mezarlarını kazmaya zorlanıyor ve tecavüz bir ceza olarak kullanılıyor. Ardından mağdurlar genellikle ortadan kayboluyorlar. Bir de parti ileri gelenlerinden birinin yakını olup da bir şekilde siyasi suçlara bulaşanlar var. Bu tür suçlular eğitim kampları adlandırılan kamplara gönderilirler. Eğitim kamplarının aslında çalışma kamplarından pek bir farkı yok. Sadece eğitim kamplarında akşamları ideolojik dersler verilir ve mevcut liderin bütün nutukları ezberletilir. Lider demişken bu ülkenin kendi takvimi de var. O takvim ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un doğum tarihinden itibaren başlar. Yani miladi takvimle kendi takvimlerini bir arada kullanan Kuzey Korelilere göre şu an 109 yılıdır. Liderlerin anıtlarına çiçek bırakmanın özel kuralları var. Öncelikle resmi giyinmeniz gerekiyor. Bütün düğmeleriniz iliklenmiş olmalı. Yakındaki çiçekçiden çiçek almalısınız. Daha sonra dörderli gruplar halinde dizilinir, tek bir komutla aynı anda çiçeklerle yaklaşılır, çiçekler konur, eğilinir ve en az 5 dakika o şekilde beklenir. Ülkede ABD ve Batı düşmanlığı çocuklara ilkokul 1. sınıftan itibaren aşılanır. Savaştan kalma ABD tankları ve bombaları gösterilir. Bu düşmanlık öyle bir noktada ki Kuzey Koreli gençler dünya starlarının çoğunu tanımazlar. Çünkü onları ülkede sadece profesyonel müzisyenler dinleyebiliyor. Ancak her şeye rağmen Kuzey Kore'de değişmeye başladı. Son dönemler özel şirketler kurulmaya, özel mağazalar açılmaya başlandı. Artık caddelerde reklam billboardları da görebilirsiniz. Ancak maalesef devletin insana bakışı kolay değişecek gibi durmuyor. Bunun başlıca nedeni bu ailedir. Bu konu tabii ki burada bitmedi. Bir sonraki bölümde bu ilginç insanla ilgili çok geniş bilgilere yer vereceğiz.